sanal seks sözlükte acınacak durum kelimesinin yanında anlam olarak yazmalı. Çocukları çok seviyorum. Bakmayın öyle şakalaştığıma, sevdiğime tokat atarım ben. Garip işte. Kimin ne dediği umurumda değil sevgili dinleyiciler. Nereden öğrendiğimi, ne zaman mükemmelleştirdiğimi ve hangi ara bu kadar kaliteli, kalabalık, nefis bir dinleyici profilini buraya Power FM'e topladığımı, çektiğimi hatırlamıyorum. Ama netice hepimiz için iyi olduktan sonra sorgulamak ve araştırmanın gereği yok. Hepiniz Bay J'nin Spectacular Show'una hoş geldiniz. Türkçe'de spektaküler diye bir kelime olduğunu zannetmiyorum. Varsa da, yoksa da şu anda var. Spektaküler Show'uma hoş geldiniz. Evet, belki bu havalı halime bakıp aldanmayın, her tarafım yara bere içinde ama bu kuvveti buluyorum ve ne olursa olsun her akşam bu programı size sunuyorum. Komedyen olmak zor. Sürekli bir yerlerdesiniz. Sağlıklı bir ilişki yürütmeniz neredeyse imkansız. Bir sevgilimden ayrılıyorum, biriyle başlıyor ama başlarken biliyorum bitecek. Nasıl, karım mı? Ha düşünün, bir de o var. Evet. Bir de zaten kara mizah yaptığım için işte cinsel şakalar filan bazen tepki de alıyorum. Bir tanesi bir gün dedi ki, bence cüce şakası yapman ahlaksızca. Ben de dedim ki 23 yaşındasın, sabah saat 4 yataktayız. Sence ilk endişen benim cüce şakalarım mı olmalı, yoksa kocanın her an çıkıp gelebileceği mi? Hangisi? He? Geçenlerde... Bu bir salgın biliyorsunuz değil mi? Odaklanamıyor insanlar. Odaklanamıyorlar. Öyle odaklanma sorunu olan, konsantrasyon bozukluğu yaşayan bir kızla beraberdim. Sürekli ne yaptığımızı hatırlatmamı istiyor. Sonra bir gösterimde bundan bahsettim. İşte ADD'si olan bir kızla falan diye. Gösteriden sonra bir kız geldi yanıma. Bu yaptığın çok ahlaksızcaydı. Bende ADD var. Attention Deficit Disorder var ve ağladım sen bunu anlatınca ve gitti. Bir adam geldi yanıma. Mutlu musun bu yaptığın için dedi. Ben de dedim ki amca merak etme, 12 dakika sonra hatırlamayacak bile. Beni bu hale getirdiler. Bu dinlediğiniz pislik haline gelebilmek için yıllarca ağır çalıştım. Neyse ki sevgili patronum karşılığını nakit olarak ödüyor veya ödeyecek. Uzun süredir aramadı. Bu yüzden komedyen kampında geçirdiğim yılların acısını çıkartıyorum. Ne derler bilirsiniz. Para aşkı bütün kötülüklerin temelidir derler. Benim durumum biraz farklı. Ben aşk parası yüzünden bu haldeyim. Ve gerçekten kötücül bir şeyden bahsediyoruz. Para aşkı değil, aşk parası lazım bana. Peki, Power FM'de ekibimle beraber canlı yayındayız. Tadını çıkar Türkiye. Yaz döneminde bir mekana gittiğiniz zaman renk renk insanla karşılaşıyorsunuz. Çünkü herkes adam gibi bronzlaşmayı bilmiyor. Trafik dubaları vardır ya, soluk kırmızı turuncu arası o renk bir kız gördüm geçen gün. Düşünün, bar karanlığında gördüm. Kız bana dedi ki, sesini duyunca Bay J'yi hatırladım radyodan diyor. Ben kıza dedim ki, seni görünce canım kızarmış tavuk istedi. You're listening to Bay J on Power FM. Buraya aynı sebeple geldiğimizi sanıyorum. Eğlence arayışındaki yorgun trafik insanları ve ben eğlence arayışındaki evli çocuklu radyo sunucusu bir araya geldik. Bu akşamı da bir adım ileri götürmek için çabamızı göstereceğiz. Tabii bir de bizi evlerinde veya iş yerlerinde oturarak dinleyenler var. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Ev hanımları yemek hazırlığında, çocuklar gençler yaz aşklarının heyecanında. Bu saatte hala iş yerindekiler kariyerlerini bu şekilde ileri götürebileceklerini sanıyorlar. Şey, sen de bu saatlerde iş yerindesin. Sadece bu saatlerde iş yerindeyim. Sadece bu saatler. Adım Bay J. Power FM'in tanınan akşam şovmeniyim. Gönlüm isterdi çok güzel bir kadına aşk ve seks kölesi olarak satılmış olayım. Ama maalesef dünyamız bunu yapamayacağımız kadar modernleşti. Şimdi herkes adam öldürme peşinde. Evet. O güzel kölelik günleri geride kaldı. Köle pazarında satılmak çok kötü bir şeymiş gelebilir size. Ama değil. Bence en kötüsü köle pazarının indirim bölümünde satılmak. O çok onur kırıcı bir şey gerçekten. Gel gel gel. Bunlar bugün bitecek. %70'e varan indirimler. Üstelik pahalı modellerle aynı kalitede. Hastalanmaz. Sümüğü akmaz. Radyo programı sunar. Ama çok pis. Bu yüzden denemedik. Kızmayın bana, kızmayın. Kızmayın. Sizin ortalık yerde konuşamayacağınız her şeyi burada konuşuyorum diye bana kızmayın.
Nedir şimdi, ben izah etmeye çalışayım. Ben ahlaklı olmayı hor görmüyorum arkadaşlar. Etrafımdaki normal erkekleri de anlamaya çalışıyorum. Benim derdim sadece birçok erkek böyle efendi ve ahlaklı olunca ben çok ucuz duruyorum. Anladın mı? Yani sırıtıyorum. Bu yüzden de... bu yüzden yani en iyi yerimizi, hadi konuyu değiştirelim. Power FM'de özellikle böyle güzel bir pazartesi akşamında 19-21 arası bu komedya yıllar önce Türkiye Akşam Radyosu dinleyicisinin kalbini fethetti. Hepiniz hoş geldiniz. Beni deli sanıyor olabilirsiniz. Değilim, sadece radyoda bir deliyim ve bunu bu kadar doğal yapabiliyor olmamasını acaba gerçekten deli olabilir mi? Evet, olabilir. Ben dışarıda radyodan çıktığım anda sıradan, sümsük, böyle kadının dominant olduğu bir evlilikte bir erkek ne kadar ezik pısırık olabilirse, öyle bir yaşamı olan, bütün maaşını böyle ev hayatına harcayan, sokaklarda 5 kuruşsuz dolaşan bir erkek müsveddesiyim. Ha, teşekkür ederim. Bir kısmınızın hoşunuza gideceği için uydurdum bunları. Amerikan Hastalıkları Önleme Kurumu açıklama yapmış. Artık daha az genç insan cinsellikle tanışıyormuş. Siz öyle zannedin. Yani evet, vay, demek öyle. Evet. Evet. Bence her zamankinden daha fazla genç yapıyor bu işi ama yalan söyleme becerileri arttı arkadaşlar. Bu da harika bir yer çalışmak için. Hastalık önleme merkezi. Yani evet, belki pazartesi, sizi anlıyorum ama hastalık önleme merkezine gitmek zorunda değilsiniz en azından. Evet. Nereye gidiyorsun? Hastalık önleme merkezine. Ben şunu düşünüyorum. Gerçekten asıl sorun gençlerin cinselliği mi yoksa güvenli cinselliği mi? Onu düşünüyorum. Çünkü zamanın gelişimiyle bazı şeylere engel olmak imkansız artık. İnternetten her şeyi çok çabuk öğreniyorlar. Benim 30 yaşından sonra öğrendiklerime inanamazsınız. İnanamazsınız. Hayata başka bir gözle bakıyorum. Şimdi çocuklar çabuk büyüyor. Çabuk büyüyorlar ve sorunlar çabuk başlıyor. Cinsel hayatları olması sağlıksız mı? Buna bir psikolog daha iyi cevap verebilir ama benim bakış açımdan bir yorum isterseniz. Nasıl, istemiyorsunuz? Sizi anlıyorum. Çünkü ayıp bir şey söyleyeceğimden endişeleniyorsunuz ama endişeleriniz yersiz. Düşüncem şu, çok önemli bir soru daha doğrusu. Bir gencin cinsel hayatı olabilmesi için ne kadar yaşlı olması gerekiyor? Bunu bir yaparsın. Artık gençken olduğum, o sivilceli ve bilgisiz çocuk olmadığıma şükrediyorum. Başa mı daha yakın olmak istersin, sona mı diye sorsalar başa diyeceğimi zannetmiyorum. Sona da büyük ihtimalle bu soruyu bana soranın kafasını patlatırdım. Çünkü içinden çıkamadığım durumlarda agresif bir hayvana dönüştüğüm küçük bir psikolojik problemim var. Evet. Bu ne? Pekala, 2010'lu yılların son bölümüne doğru bir yıldayız. Günlerden hangisi olduğu önemli değil. Önemli olan bir arada ve mutlu olmamızdır. Pazartesi bu arada, bilmiyor değilim. Monday, August the 15th. Bu ne biliyor musunuz? Geceden kalma DJ. Değilim. Alakası bile yok. Ben bir tövbekarım. Ne yılı hatırlıyor, ne günü, ne kime program yapıyor falan. Tek hatırladığı iyi olmak, mutlu ve bir arada olmak iyidir. Çünkü zaten gece büyük bir kalabalık hatırlıyor ama en son ne yaptığını bile hatırlamıyor. Burnundan sarkan bir sütyen var. O ve üzerinde o güne kadar hiç görmediği bir tanga. Adı da Bayce. Ve ben evet, anlayış göstermek zorundayım. Bugün Power FM yönetiminde... kötü alışkanlık sahibi insanlar varsa sebebin ben olduğunu biliyorum. Ben temize çıktım, onlar maalesef. Yıllarca bana dayanmaya çalıştılar. Gerçi netice hepimiz için bir harika oldu. Onlar para kazanıyor. Ben biraz... siz harika bir program dinliyorsunuz. Üstelik bir sürü kaliteli rehabilitasyon merkezi var. Bana ne ya? Dünyayı ben mi kurtaracağım? Allah Allah. Ben en çok dinlenen DJ değilim. Bu da takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bütün takımıma sevgilerimi yolluyorum. Patronundan muhasebecisine kadar, özellikle muhasebeciye çok... Evet, finans bölümü benim için. Bülent abi, öpüyorum yanaklarınızdan. Uzun yıllar geçti Power FM'de ya. Bu para nereden geliyor bilmiyorum. Kesin pis bir işler çeviriyoruz biz burada. Vallahi bak. Çok ciddiyim. Zaten belli. Bütün çalışma arkadaşlarımda spor araba var. Çok zenginler. Belki de artık çalışma arkadaşlarıma biraz daha iyi davranmam gerekiyor.
Yediklerinden bana da vermelerinin zamanı geldi. Önce onları seviyormuş gibi yaparım. Sonra amacıma ulaştıktan sonra eskisi gibi parmakla gösterip gülerim. Ne yapıyoruz? Şimdi süper bir araştırma sonucu arkadaşlar. Evlilik depresyonu tedavi ediyormuş. Ağlayacaktım, sonra güldüm. Sonra güldüm. Ay, ömrümün büyük bölümü evli geçti benim. Ben çok uzun süre antidepresan kullandım. Tamamı evliykendi. İşte profesör oldum diye şişinmeyeceksin. Bazı gerçekleri asla işin içine girmeden öğrenemezsin. Ohio Devlet Üniversitesi evlenmenin depresyona karşı çok etkili bir tedavi olabileceğini iddia ediyor. Araştırmacılar da şaşkınmış. Yemin ediyorum bak vallahi yazıda böyle yazıyor. Araştırmacılar da şaşkın. Çünkü depresyonlu birinin bir evliliği daha gergin hale getireceğini düşünmüşler. Mutsuzluk ve uykusuzluk gibi depresif semptomların kaybolduğunu izlemişler aksine. Diğer yanda bekar ve mutlu olan biri depresif biriyle evlendiğinde sıkıntılar yaşıyormuş. Keşke bekar kalsaydım diyormuş. Arkadaşlar hepsi yanlış. Hepsi. Depresyondaydım, evlendim. Depresyonum paranoyaya, paranoyam şizofreniye dönüştü. Sonra yavaş yavaş bedenim çürümeye başladı. Önce eklemlerim gitti. Sonra hipertansiyon başladı. Reflü oldum. Bir ara frengi oldum. Bunun evliliğimle bir alakası yok. Sayarken hepsini saymak istedim, o kadar. Sonra boşanınca antidepresana artık ihtiyacım olmaması gerekir diye kullanmamaya başladım. Şimdi evliyim, antidepresan kullanıyorum. Ya ne diyor şimdi bu araştırmacılar? İntihara meyilli depresif biriyle evlendiysek terk mi edelim? Bunu mu söylüyorlar? Depresifseniz lütfen depresif birini bulup onunla evlenin. Çok mutlu olacaksınız. Hadi durmayın, semtinizin psikopatı sizi bekliyor. Hadi bakalım, hop hop. Yani diyorlar ki eğer bekar ve mutluysanız evlenince depresyona giriyorsunuz. Kim bunlar ha? Hayatlarında bir kadının elini bile tuttuklarını zannetmiyorum. Bilemiyorum, son zamanlarda reklamları izliyor musunuz? Reklamın senaryosuyla ürünün alakası yok. Süt mü satmak istiyorsun? 5 saniyeliğine üstsüz birini çek. Erkek kadın fark etmez. Sonra da pek şat, ürünün resmini koy. Her yeni yeni müzik. Power FM'de pazartesi akşamı. Umarım beni dinleyen herkesin keyfi yerinde. Yazın bu en sıcak zevkli dönemini sorunsuz geçiriyordur. Hepimiz her zaman hata yaparız. Aksi mümkün değil. Gençken daha da feci hatalar. Mesela 20'li yaşlarımın başında isteyerek 30 kilo almıştım. Büyük bir hata yaptığımı insanların kış uykusuna yatamayacağını öğrenince anladım. Hata üstüne hata. Sonra evlendim. Ve size bir sır vermek istiyorum. Meğer evlenmemek gerekiyormuş. Şimdi eşim var. Diyorum ki git kendini kurtar. Çünkü paramın çoğu zaten hani çocuk büyütmeye falan gitti. Aralarından bazıları hayatımdaki kadına biz sana bakarız diyorlar. Ya çok zengin değiller. Bu hafta bir araya gelip bir konsorsiyum kurup kuramayacaklarını soracağım. Ve gülmeyin, karşılığında benim gibi bir varlık sahibi olacaklar. Sadece gerekli yerlerde gerçek bir erkek olan, normal zamanda kendi cinslerinden biri gibi yanlarında gezdirebilecekleri gerçek bir centilmenle. Neyse, yaşla beraber tecrübe, onunla beraber hataların dozajı azalıyor. Yanlış, doğru, yavaş yavaş hangi durumda kendimize göre hangisinin uygun olduğunu keşfediyoruz. Mesela bu yaz bahçeye havuz taktırmaya karar verdik. Ne var? Şu an çalıştığınız işe ben mi soktum sizi? Fakir olmanıza ben mi sebep oldum? Kaderinizin mahkumusunuz. Herkesi kurtaramam. Neyse, adam berbat çıktı. Havuzunuzu takacak adamı kötü seçtiğinizi gösteren işaretler. 1. Sığ taraf 4 metre, derin taraf 74 metre. 2. Sürekli belinde simitle çalışıyor. 3. Çimento döküleli beri köpeğinizi görmediniz. 4. Soruyor. Çıplak çalışmamın bir sakıncası var mı? 5. Havuz için getirdiği kloru içerek kafa buluyor. (Gülüyor)
like to rock. Temiz bir erkeksiniz ve bir kadınla sohbet ediyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor. Sonra kadın birdenbire Mecidiyeköy'de yürürken mesela pantolon külot dengesini eliyle baştan düzenlemeye çalışan adamı hatırlıyor ve sizden soğuyor. Bu işi hep beraber halletmeliyiz. Gerçekten hoş değil. Özellikle bilardo salonlarından çıkarken çok belli oluyor. Beyler, somakiye dokunduktan sonra elinizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. Rönesans adamı gibi değerlendiriyorum. Ha, tabii ki akıllıyım ve elimden birçok şeyi yapmak geliyor ve yenilikçiyim vesaire vesaire. Ama aynı zamanda yıkanmıyorum ve uzun kıvırcık peruklar kullanıyorum. Ancak sanırım peruğun havası kokum yüzünden belli olmuyor. Bu yüzden belki diyorum Rönesans'ı modernize etsem. Biliyorum kulağa çok mantıksız geliyor. Ama ne yapayım, Rönesans bu zamanda böyle gidiyorsa böyle yapmak lazım. Tamam, peki programdan önce iki kadeh bir şey içtim, tamam mı? Okey. Ne var yani? Hiçbir zaman yapmadığım için dokunuyor. Ne dediğimi bilmiyorum. Neyse. Ne diyecektim? Havayı koklayan adam ne kadarlığına acaba izne gitti? Sanırım emekli oldu. Haber vermeyi unuttu bize. Evet. Sanırım. Ne diyecektim? Bu... Ayın 13'ü Cuma'ya denk geldiği zaman şey yapıyor musunuz? Rahatsız oluyor musunuz arkadaşlar? Saçma bir bağıltılı inanç. Yılın bazı günlerini diğerlerinden daha uğursuz saymak filan. Ben geçmişte yaşanan bir sürü felaket haberini inceledim. Hiçbiri 13 Cuma olmamış mesela. Bu yüzden bilmem ki, böyle tarihlerde rahat rahat seyahat edin, gezin tozun, böyle saçmalıklara inanmayın. Şu 13. katı atlayıp 14.'ye geçiyorlar ya. Herkes 14. katın aslında 13. katı olduğunu biliyor ama. Ama adı 14. kat. Kimi kandırıyorsunuz ha? Biliyorum, şu anda dinlemeye başlayanlar için şov oldukça tehlikeli geldi kulağınıza. Politik olarak kimsenin yanında durmayan ve boş gereksiz derecede fazla böyle kara mizahlı bir şova benziyor. Tehlikeli bir şova benziyor. Arkadaşlar, siz hiç hayatınızda herhangi bir ülkenin gazetesinde veya haber kanalında uçak kaçıran, adam öldüren, tecavüz eden, hırsızlık yapan bir radyo sunucusuyla ilgili bir haber okudunuz mu? Ha? Veya trilyonlarca lirayı zimmetine geçirip kaçan falan. Ki burada araya girmek istiyorum. Böyle bir şansımız olsa bunu yapmayız. Çoktan yapmıştık yani, onu söyleyeyim de. Yok. Biz radyo sunucularının moral değerleri biraz zayıftır. Ancak imkanlarımız çok kısıtlı olduğundan çok temiz hayatlar yaşıyoruz. Evet. Anladınız mı aradaki ikilemi? He? Hiçbir lafı sakınmadan bütün gerçekleri konuşuyoruz. Dayanabileceğinizi düşünüyorsanız sizleri ağırlamak her zaman bir zevk Power FM'de. Nereden başlayalım? Nasıl anlatalım? Bana G-string külot giymeyi seviyorum. Evet, tanga giymeyi seviyorum. Eminim beni dinleyen kaç erkek kim bilir pantolondan iz gözükmesin diye tanga giymeyi tercih ediyorlardı. Çünkü biz bu... Biz bu tip erkeğiz. Biz bu tip canımız ne isterse yapan erkekler. İnsanların aklımızda ne düşüneceğini aldırmadan güzel hayatlar yaşıyoruz. Üstelik kafa karıştırıcı etkisi de var. Mesela kız arkadaşıma külotlarım nerede diye soruyor. Mesela bilmiyorum, askıdaydılar balkonda ama askı boş galiba, biri çaldı onları diyor. Mesela anlatabiliyor muyum? Şu anda bir salak kim bilir ne sanıyorsa benim tangalarımla, kim bilir ne yaşıyor bilmiyorum ama... Böyle yani. Ya son şarkıya geçmeden önce hangi şarkıyı çalacağımıza bakalım mı bir? Bakalım. One Dance, Drake geliyor. Drake. Şu anda neden burada bu yayında olduğuma dair şüpheleri ortadan kaldırmak adına size bir açıklama yapmak istiyorum. Mizah ihtiyacınızı kanunsuz yollardan karşılamanızı istemediğim için. Ve çok iyi bir insan olduğum için. Ve sanılanın aksine... Hayır, umumi helalardan sifonu çekmeden çıkmıyorum. Her ne kadar bunu yapmam için bir parça tuvalet kağıdı koparıp ayağımın altına koyup bu işi tekme atarak yapmam gerekse de... Kemancılardan biri arkadaşımdı. Bilet ister misin diye sormuştu. Ben de söylemesi ayıp mı olur bilmiyorum ama... Yani bir keresinde bedava lavman yapıyorlardı. İlk adını yazdıran ben oldum. Öyle söyleyeyim. Tanrım, bu korkunç bakamayacağım. Tanrım hepsini korusun. Bay J'nin Power FM'deki şovuna bak. İtalya'da... Üstsüz güneşlenme kanunlara aykırı değil arkadaşlar. Değil. Ama modası geçti.
modası geçmiş bir tarz, kanunlara aykırı değil. Şimdi üstsüz güneşlenenler hem kanuna aykırı olmamakla beraber sorun yaratıyorlar. Son günlerde yeni bir tartışma başlamış. Çünkü bir kadın Antio sahilinde üstsüz güneşleniyormuş. Bir başka kadın bu üstsüz kadının vücuduna yağ sürerken 12 ve 14 yaşındaki oğulları için rahatsız edici bir durum yarattığını söyleyip şikayet olmuş. Polis gelmiş, üstsüz kadınla tartışmışlar. Tanrım ne güzel meslekler var. İtalya'da sahil polisi olmak için pasaportum bile var. Çalışma iznim var. Türkiye'de radyo sunuculuğu yapıyorum. Niye yapıyorum ben bunu ya? Üstsüz güneşlenen kadının avukatı, müvekkilinin uzun boylu, kumral, güzel ve gösterişli bir kadın olduğunu ve vücuduna yağ sürmesinin doğal olarak iki ergen çocuğun ilgisini çekeceğini söylemiş ama kesinlikle kanunlara uygun demiş. Tabi burada biliyorsunuz 12 ve 14 yaşında oğlanlar değil rahatsız olan, anneleri. Evet, yani... Çocuklar dondurma almaya giderken olanları görüp bulundukları yerde kuma uzanmışlar ve... Evet. Kadının avukatı da kadının çıplak vücuduna krem sürüşünü anlatma şekli yüzünden ceza yesin. Bence kesinlikle. Bu arada bu haber sizlere İtalyan Turizm Bakanlığı tarafından getirilmiştir. Evet, Anzio Sahil Belediyesi'nin katkılarıyla. Ay. Ben nereden devam edeyim? Hastalıkları Önleme Kurumu'nu da anlattık bugün. Bunu da anlattık. Evet, bir çalışma haftası önünüzde duruyor. Ben kadın erkek ilişkileri ve izlenimler konulu konuşmalar yapıyorum programda ağırlıklı olarak. Bence karı kocalar yan yana evlerde yaşamalı ve sık sık görüşmeliler. Yani evet, ayrı düşmesin sevenler. Nasıl fikir? Çünkü fazla bal bile mide bulandırır derler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sanırım bütün erkekler bana katılacak. Kadınlar sevilmek için yaratılmışlardır. Ha? Peki madem biliyoruz bunu. Doğru dürüst yapabilecek misiniz? Yoksa bütün işi benim mi halletmem gerekiyor? Ha? Hadi bakalım, hepinizden iyi haberler bekliyorum. Hadi koçlarım, hadi cengaverlerim. Atılın ve bir kadına nasıl davranılması gerekiyorsa o nezaketle, o güzellikle yaklaşın ve onların ve kendi hayatlarınızı daha zevkli ve renkli hale getirin. Ve unutmayın, kocasına yakalanırsanız sizi tanımıyorum. Evet. Üç dakika içinde iki siyah giyimli adam gelip beni alıp mahzene götürüyorlar. Konuş. Ne konuşayım? Benim söyleyecek bir şeyim yok. Konuş diyorum. Her gün yayında 4000 kelime konuşuyorsun. Ne biliyorsun? Kemal abi var. İstediğimiz zaman ararız. Hadi beni bırakın. Dinleyici bekliyor. Alo patron. Bu salak gerçekten bir şey bilmiyor. Ne yapalım? Çocuğunu kaçırın. Bir süre kendimizi güvene alalım. Çocuk zaten burada patron. Sevgilisini kaçırın. Hangisini? Sevdiği bir tane bulun. Patron çok şakacısın. Sevdiği birini mi bulacak? İki yılınız var mı patron? Sevgili dinleyiciler, Power FM dinleyicileri, pazartesi akşamını bulduğunuza göre, yani pazartesinin akşamına geldiğimize göre, hatta gece oldu, bence hafta sona ermek üzere. Evet, eğer çalışan bir anne babaysanız ve çocuklarınız kreşteyse, sizi ilgilendiren birkaç şeyim var. Ne kadar güveniyorsunuz bilmiyorum ama, Almanya'da bir kreşte çocukların ilk gününde, ilk uyku saatleri geldiğinde kreş görevlilerinden biri çocuklara şaka olsun diye korkutmak için yüzünü siyah beyaza boyamış ve saklanmış. Her nedense bu korkutma fikri çocukların kreşte ilk uyku deneyimini yaşarken karşılaşmalarını pek istemeyeceğim bir tarz. Bir palyaçonun veya sihirbazın nezi var. Ama bazı işaretler var. Eğer bunlara rastlarsanız kreşinizi değiştirmenizi tavsiye ederim. 1. İlk gün eve gelince oğlunuz şunu soruyorsa: bizim uydu erotik kanalları alıyor mu? 2. Günlük egzersiz yürüyüşü TEM'de yapıldıysa. 3. Uyku saati kokteyl saatinden sonra geliyorsa kreşte. Evet. 4. Bir sonraki toplu gezi Power FM stüdyosuna yapılıyorsa. 5. O gün ne yaptıklarını sorduğunuzda çocuğunuz şu cevabı veriyorsa: hiç. Bir düzine daha tişört diktik, sonra da oyuncak monte ettik. Neden ki? Tarihte bugün sayfalarına bir göz atalım. 1656 yılında ünlü ressam Rembrandt iflasını ilan etti. Oh. Abi dersin arkadaş, ama ben bu adamın dürüstlüğü ve örnek bir vatandaş oluşunun önünde saygıyla eğilmek istiyorum. Adam Rembrandt lanet olsun bir boya takımı ve uygun boyda kağıtlarla istediği kadar para yapabilirdi, biliyorsunuz değil mi? Ama iflasını ilan etti.
neyse 1964 yılında montaj ve işletmesi tamamen Türk personel tarafından yapılan ve günde 250, yılda 85 bin ton çimento üretecek olan Niğde Çimento Fabrikası açıldı. Evet, babam mafyayla çalışırken çok çimento almak zorunda kalırdık. Evet. En zor kısmı ne biliyor musunuz? Vergi dairesindekilere bir İtalyan lokantasına niye bu kadar çok çimento aldığımızı izah etmeye çalışmak. Evde beyazlar o kadar yasak ki beyaz sabunla yıkanamıyorum. Öyle söyleyeyim. Bir kız arkadaşım evime gelmişti antidepresan kullanırken. Öpmeye karar verene kadar sabah olmuştu, gitmişti. Anladın mı? Yani Bayce neye benziyorsun diyorlar bana yazdıkları maillerde dinleyicilerim. Ben diyorum ki yani George Bush'la Shaquille O'Neal'ın bir çocuğu olsaydı bana benzerdi. Bana paramı ödeyin, tamam mı? Bence asıl mesele kötü güçler tarafından cezbedilip onların tarafına geçmek değil. Mesele bunu anne babanıza nasıl izah edeceksiniz? Anne babam, Jedi güçlerimi kötü güçler adına kullanmaya karar verdim. Umarım bu sizin için bir hayal kırıklığı olmaz. Çünkü şu Luke Skywalker denen çam yarmasının bir şey becerebileceği yok. Bari kazanan tarafta olayım. Ne diyorsunuz? İşte anne baygınlıklar geçiriyor. Kolonya filan babaya. Yani böyle şöyle şeyler. Bunca sene gözümüz gibi baktık. El bebek, gül bebek yetiştirdik. Okuttuk, iyi çevrelere soktuk. Darth Vader'ın hizmetkarı olsun diyeymiş. Ay bana bir şeyler oluyor. Bakın açık konuşacağım. Evet, imkan verirse kötü güçlerin tarafında olurdum arkadaşlar. Çünkü hayatım boyunca iyi biri oldum. Elde ne var? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama merak etmeyin, çok çok kötü biri olmayacağım. Yani öyle böyle hani eski Amerikan filmlerinde böyle 80'lerden kalma filmlerde saçma sapan sebeplerle bir takım gençlerin etrafında çember olup sebepsiz yere diye giren gerizekalı kötü tiplerden olmayacağım. Bu programı kelime kelime işliyorum. Bunu unutmamanızı istiyorum. Ve bunu sadece Power FM'de dinleyebilirsiniz. Özel ilişkide bulunduğum insanlar özelde de dinliyorlar. Üstelik yönetmenin edisyonu. Programda olmayan şeyler var. Üstelik yönetmenin yatağında. Evet, evet. Ne var? Bence yatak odası ve büyük yatak birçok konunun görüşülmesi için ideal ortamdır. Gergin bir toplantı odası düşünün. Üç beyaz yakalı hararetli tartışıyorlar. Bir türlü ortada buluşamıyorlar. Şimdi bir de otelin suitindeki dev yatağı düşünün. İçindeler. Birkaç güzel kız yemek ve içki servisi yapıyor. Uzlaşmamaları mümkün mü? Tek fark yani toplantı odasıyla oteldeki suitin $5,000. Hayat bu yüzden zor işte. Ve herkes bir mücadele içinde. Herkes barış ister. Yeşil kırlarda ırk, renk ayrımı yapmadan el ele koşup havayı solumanın, hepimize ait olan havayı solumanın özgürlüğün tadını hep beraber çıkarmayı düşünüyor. Benim hayalimdeki dünya sevgili dinleyiciler otelin suiti. Evet.